Evet Sezer'cim, bugün şartlar değişti. Bugüne kadar mikrofonu elime ben alırdım. Ben sorar sorgulardım. Bugün sıra sende. Sıra sende. Buyurun soruyu sor. Sordun soruyu. Yalçın Bey, Türkiye'de o kadar tanınan bir fotoğraf sanatçısı olarak ilk imza gününüzü niye avantgard? Sezer Bey, bu soruyu zaten bekliyordum. Bu soru benim için çok önemli bir soru. Çok hakikaten çok teşekkür ederim sana. Böyle bir soru sorman beni gerçekten duygulandırdı. Böyle bir soru soracağını hiç düşünememiştim gerçekten. Tam can alıcı bir soruyu sordun. Önce soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Bu soru benim için çok önemli bir soru. Çünkü sokak modasının kaldığı Avangardist İstiklal Caddesi'nden yıllardır beklenilen gün Şubat'ın 30 Şubat'ta imza günüm olacak Avangard'da. Evet. Avangard'ı nasıl buluyorsunuz? Ya da siz yurt dışında Avangard'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Avangard bir kere her şeyden önce isim babası Harun, sevgili Harun Kolçak'tır. Buradan Harun Kolçak'a çok teşekkür ediyorum. Harun Kolçak Avangard. Avangard dedi. 2002 yılında kuruldu tarih. Avangard 1870'ler, 60'lar, 70'lerde bir akımdı. Neredeydi bu akım? Fransa'da. Moda dünyası, avantgard akımları. Mimaride sen çok iyi bilirsin Sezer Yılmaz Bey, bir mimar olarak, iç mimar olarak ve müteahhit olarak Baroko Baroko akımları ve avantgard akımları vardı 1800'lerin sonlarına doğru. Hal böyleyken biz de avantgard mağazanın ismi avantgard yapacaktık ki avantgard yapamıyormuşuz. Registre sorunu varmış. Stacy Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda New York'ta dünya çapında ünlü bir gazeteci arkadaşımız vardı. Avantgard dedi, Yalçın çok iyi bir isim dedi. Yalnız ist yap dedi. Avantgardist modanın öncüsü. Doğuda modanın öncüsü olsun dedi. Buyurun Sezer Bey, bir tane daha soru sorar mısın? Peki gelsin. Yalçın Bey, bu kadar kısa sürede fotoğraf sanatçısı olarak bu denli ünlenmenizi neye bağlıyorsunuz? Bu denli ünlenmem teheccühünüz Sezer Bey. Bir gerçek. Evet, çok teşekkür ederim. Çok çalıştım. Şu ana kadar 400 binden fazla fotoğraf çektim. Evet. Çünkü sadece fotoğraf çekmek kendinizi geliştirmeye yetiyor mu? Örnek aldığım kişi iyi sormaya çalıştınız büyük bir ihtimalle. Ara Güler. Benim tek örnek aldığım kişi Ara Güler. Sonra örnek aldığım kişi, bir kişi daha var. O da Koray Kasap. Bir kişi daha var. Ona da çok değer veririm, çok önem veririm. Baybars Güven. Bu adamlar. Baybars Güven Polonya'da, Çekoslovakya'da ve Rusçuk'ta, Bulgaristan'ın küçük bir şehir var. Oralarda çok ünlü Baybars Güven. Ara Güler'i de takdir edersin, dünya bilmeyen yoktur. Koray Kasap şu anda Diyanjinerova'da, Brezilya'da. Ben bunları örnek aldım. Gerisi kendiliğine çorap söküğü gibi geldi. Peki Türkiye'de olmayarak, Türkiye'de bu kadar nasıl ünlendiniz? Hani birlikte çalıştığınız, sizi destekleyen bir takım kişiler var mı? Tabii ki Volkan Canbaz var. Volkan Işıkcan var. Ondan sonra Hakan K var. Bir sürü dostlarımız var. Bunlar bana özellikle Hakan mesela sabah erkenden kaldırır saat 4.30-5 gibi. Gideriz Boğaz'da, gideriz Kıyıköy'e, gideriz Ege'de bir yerlere. Birçok kere Hakan K'yla gidiyoruz. O bana hep böyle öğretiyor. Ama örnek aldığım kişi Ara Güler, Koray Kasap ve Baybars Güven. Peki birçok insan, bende birçok insanın emeği vardır. Peki bir fotoğraf sanatçısı olarak Koray Kasap'ın resimlerini nasıl buluyorsunuz? Çok başarılı buluyorum. Koray Kasap her şeyden önce bir insan. Çok özel bir insan. İnsani yönü çok ağır basıyor. Mesleğinde zaten hit olmuş bir adam yani. Kendini fazlasıyla kanıtlamış. Biz Koray Kasap'ı irdeleyemeyiz bile. İrdeleyemeyiz. Çünkü hakikaten kendi alanında. Benim gönlümde çok başarılı bir adam. En önemlisi bu zaten. Ama şu an siz onu geçmiş görünüyorsunuz. Olacak. Boynuz kulağa geçer demişler. Stat. Boynuz kulağa geçer demişler. Buradan Koray Kasap'a da çok selamlar gönderiyorum. Şu anda yurt dışında kendisi. Fan page'de 21.370 oldu şu anda. Kardeşim, saygılar sunuyorum.
Koraycığım buradan seni seviyoruz. Harun'cum seni de çok seviyoruz. Harun Kolçak. Volkan Işıkcan. Kardeşim sevgiler saygılar. Buradan bizi izleyen herkese sevgiler yolluyor. Bizi 70 milyon büyük bir ihtimalle şu anda izliyor. 70 milyona mesajım şu. 30 Şubat'ta Avangard İstiklal Caddesi'nde bir hafta sürecek bir etkinliğim olacak. İmza günlerim olacak. Herkes oraya bekliyorum. Ben tanıştığımıza çok sevindim. Sezer Yılmaz Bey, çok teşekkür ederim. Siz de bu arada Sinop'ta, Ayancık ilçesinde tekne işleri yapıyorsunuz. Kuruca işleri de yapıyoruz. Bartın Kuruca işleri. Yakın. Yine evet, Karadeniz'de yakın. Bir yer yani. Evet, yakın. Sizin de işlerinizde başarılar dilerim. Yakında teknelerinizi göreceğiz. Mimari harikası teknelerinizi göreceğiz. Umarım her şey gönlünce olur. İnşallah. İyi kandiller. Kandiniz mübarek olsun sevgili dostlar.